Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor mu acaba? Sanırım geliyor. Güzel. Evet, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Biraz konuşalım, sonra başlayalım isterseniz. İyiyim ben de. Bugün de dikkat dağınıklığı için toplanmış bulunmaktayız. SMS gelmiş olması lazım size. Eğitim analizimizdeki dikkat testini çözdünüz mü acaba? Çözenleri bir görebilir miyim? Güzel. Çözmeyenler varsa da teknik ekipten arkadaşlarımdan rica edeyim. Link atabilirlerse, çözmeyen varsa daha sonrasında çözsün. Bakalım dikkat dağınıklığınız nasılmış? Biraz kendiniz görün, kendinizi tartın. Evet, arkadaşlar zaten link attı. Böylece hani çözmeyen varsa çözersiniz diye düşünüyorum. Sınav çalışmaları nasıl gidiyor peki? Biraz da onu konuşalım. Var mı bir sorununuz? Ya da dikkat dağınıklığı bu çalışma sürecinizi çok etkiliyor mu? Stresli, hiç gitmiyor. Dikkat dağınıklığı etkiliyormuş. Başka bu konu hakkında konuşmak isteyen? Bu ara çalışası gelmiyormuş, zorla çalışıyormuş. Programlar karışık geliyor. Stresli ve sıkıcı, fazla etkiliyor. Motivasyon eksikliği. Çabuk unutuyorum, yorulduk. Yorulmanız çok normal. Zaten hani kaç aydır verilen bir emek var ortada. O yüzden hani yorgunluk vesaire bunlar artık doğal şeyler ama pes etmek yok. Devam edin, sonrasında rahatlayacaksınız. Uyku bastırıyor ders çalışırken. Evet, program yapmak çok önemli. Programlı ilerleyince zaten başarıya ulaşmak daha mümkün hale geliyor. Bu nasıl oluyor? Bunu biraz anlatacak olursam eğer. Programlı ilerlediğinizde hangi derse ne kadar vakit ayırmanız gerektiğini daha sistematik bir şekilde böyle büyük resimde görüyorsunuz aslında. Böyle olunca da ilerlemek, hani ben bugün bunu yaptım, ben bugün bunu yaptım diye böyle böyle adım adım ilerleyince daha güzel ilerliyor. Seste başka problem yaşayan yok sanırım. Tamam. Seste problem yaşayan arkadaşımıza yardımcı olabiliriz. Teşekkür ederim. Ne konuşuyorduk? Bir dakika. Devam edeyim. Neyse, biz de böyle aslında sınavlara az kala bir süreçte hani öğrencilerimizde genel olarak dikkat dağınıklığı problemi olduğunu gördük. Program değişecek mi? Eğer bizim öğrencimizseniz hani programınızın değişmesini istiyorsanız mail atabilirsiniz. Yardımcı olurum zaten. Sorulara odaklanamıyorum, odaklanamıyorum, çabuk unutuyorum. Peki nasıl yapabiliriz? Öncelikle bu korona sürecinden beri dikkat dağınıklığı daha da arttı. Çünkü hani evde çok vakit geçirdiğimizde ya da korona sonrası eğer pozitifseniz sonrasında bu tarz şeyler hani çevremden de çok duyuyorum aslında. Hani bir alıklaştım, bir dikkatim dağılmaya başladı. Eğer korona geçirdiyseniz kendinizde bu tarz şeyler gördünüz mü? Size de sormak istiyorum, merak ettim. Çünkü ben pozitif olduktan sonra kesinlikle bir alıklaşma yaşadım. Sonrasında yavaş yavaş geçti. İnşallah geçmiştir. Sizin de onaylamanıza sevindim. Evet, unutkanlık da çok fazla oluyor. Evet, etkisi uzun sürebiliyor bence. Ya ben de 6 ay sonra geçtiğini hissettim gibi bir şey diyebilirim yani.
Ya belki de hani sürekli evde durmak bunun sonucudur. Korona olmak bir sonucu değildir. Bu da olabilir yani. Çünkü hani şu an bilimsel verilere dayanarak konuşmuyorum şu an için. Peki sizde odaklanma problemi olduğunu nereden anlıyorsunuz? Bana böyle küçük örnekler verebilir misiniz? Sonra başlayalım. Ben sizin bu süreçteki tecrübelerinizden de yararlanmak istiyorum çünkü. Özellikle paragraf sorularında mı yani bu şeyler? Hemen başka şeyler düşünüyorsunuz. Kitap okurken unutuluyor. Aklım başka yerlere gidiyor. Başını unutuyorum. Anlatmak istediğini anlamıyorum. Anladım. Okuyorum, okuyorum, anlamıyorum. Videolu konu dinlerken. Belki de beyninizi boşaltmaya ihtiyacınız vardır. Kendinize vakit ayırıyor musunuz? Fiziksel aktivitelere yer veriyor musunuz? O zaman ben artık yavaştan başlıyorum. Sizin için de uygunsa. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle başlayalım. Az önceki slaytta bir saat vardı. Bu saat kaçtı? Dikkatini çeken oldu mu? Bakan oldu mu? Yedi. Başka dikkatini çeken var mı? Bakmadım, bakmadım. Genel olarak bakmamışsınız sanırım. Değil mi? Şimdi o zaman tekrar bakalım. Şimdi buradan da ne anlayabiliriz ya da ne çıkarabiliriz? Yani bir şeye odaklandığımızda, gerçekten odaklandığımızda etraftaki bazı şeyleri görmezden gelebiliyoruz. Odaklanmak da bunun gibi bir şey aslında. Eğer mesela ders çalışırken gerçekten hani mesela ben matematik sorusu çözüyorsam ya da ben paragraf sorusu çözüyorsam, ben bunlara tamamen odaklanıyorsam eğer dış etkenlerden böyle hani fanustaymış gibicesine. Belki bu yani o kadar gerçekçi olmayabilir. Fanus biraz fazla olabilir. Ama bir şeye odaklandığımızda, gerçekten anlamak istediğimizde zaten görebiliyoruz. Bu da bence önemli bir şey. O zaman şimdi buna geçelim. Bir 10 saniye inceleyin bakalım. Evet, sıradaki sorumuz. Resimde hangi renk yumurta yoktu? Beyaz, beyaz, beyaz. Herkes buldu. Yani bir şeye gerçekten odaklandığımızda onun ayrıntılarını, onun yani o konudan öğrenmemiz gereken şeyleri zaten biz de algılayabiliyoruz. Bu konuda anlaştık mı? Dikkat tam olarak da böyle bir şey. Peki neden odaklanamıyoruz? Günümüz teknolojisi insanlarda odaklanma, konsantrasyon eksikliğine yol açabiliyor. Bunun sebebi ise sosyal medya bildirimleri, saat alarmı, SMS bildirimi, çağrı bildirimi, otomobil iç uyarıcılar ve korna gibi dış uyarıcılar, trafik işaretleri, toplu yaşam alanları, sürekli duyduğumuz sesler ve genel adıyla tüm uyaranlar. Bu kadar uyaran arasında bir işe konsantre olmak da zorlaşabiliyor haliyle. Bir süre sonra odaklanma yeteneğimiz köreldiği için sessiz kütüphanelerde dahi odaklanma sorunu yaşayabiliyoruz. Peki az önce de konsantrasyondan bahsettim. Zaten herkes konsantrasyon vesaire bu tarz söylemlerde bulunuyor. Ne bu? İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkat ile bir işe yoğunlaşabilme.
iş üzerinde dikkati sürdürebilme yeteneğidir. Seste başka sıkıntı yaşayan var mı acaba arkadaşlar? Normalde olmaması lazım çünkü. Evet, kütüphanede bile hani uyaranlara o kadar açık hale gelmişiz ki, mesela kütüphanede karşımızda ya da yanımızdaki masada başka biri çalıştığını varsayalım. İşte altını çizince ya da böyle kalemini yere düşürünce vesaire birden böyle bir odağımız şaşıyor. Ve böyle olunca haliyle sınav esnasında da yanımızda altını çizenler, dudak okuması yapanlar gibi şeylerde direkt dikkatimiz dağılabiliyor. Evet, dersler yetişecek mi diye konsantrasyonunuzun bozulması da çok normal. Çünkü kaygı seviyesi yükseldiğinde de dikkat dağınıklığı maalesef olabiliyor. Dikkati toparlama ve sürdürme konusunda çeşitli güçlükler yaşanması durumunda konsantrasyon bozuklukları meydana gelebiliyor. Günümüz şartlarında bu çok normal bir durum. Olsa da çeşitli önlemler almak mümkündür. Etkili ve verimli bir çalışma öğrenmenin ön koşullarından biri de uyanıklık, dikkat ve konsantrasyondur. Hatta William'ın başarının ilk kuralı konsantrasyondur. Bütün enerjiyi bir noktaya yönlendirip etrafa bakmadan o noktaya kilitlenmek gerekir. Derken konsantrasyonu başarının ilk şartı olarak görmektedir. Şimdi bir de konsantrasyonu bozan etkenlere bakalım arkadaşlar isterseniz. Bunu 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Psikolojik etkenler, bedensel etkenler ve çevre şartları. Psikolojik etkenler nedir? İsteksizlik, aşırı kaygı, aşırı güven, başaramama korkusu. Az önce de arkadaşlarımızın da söylediği gibi konular yetişecek mi? Ben denemelerde yapamıyorum vesaire. Böyle hani sürekli kafasında farklı şeylerin olması da insanda kaygı seviyesini yükseltiyor. Peki mesela konular yetişmiyor diye bu konuda endişeniz varsa tek uzam olarak çok güzel programlarımız var. İncelemek isterseniz eğitim uzmanlarımızla ücretsiz ön görüşme size sağlayabilirim bununla alakalı. Mustafa Bey sanırım diğerlerinde gözüküyor ama ne yapılabilir şu an emin değilim. Yani bu tarz konuların yetişmemesiyle alakalı bir durum varsa biz size bu konuda yardımcı olabiliriz. Çünkü hız gruplarımız, tek derslerimiz, soru kamplarımız vesaire hani çeşitlilik var. İhtiyaçlarınıza göre bunu kendiniz tamamlamakta güçlük çekiyorsanız bizimle birlikte de devam edebilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Arkadaşlarına tekrar link gönderebilirse çok fazla yazdınız çünkü. Teşekkür ederim. Bu ücretsiz ön görüşmeyle hem neler yapabileceğinize bakarsınız, hem programlarımızı tanırsınız. Bizimle devam etmek isterseniz ederiz. Böylece hani az önce program hazırlamaktan falan da bahsetmiştik ya. Ona göre sizin ihtiyaçlarınıza, sizin hedefleriniz doğrultusunda ben de size program hazırlarım. Böylece hani kontrollü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Belki dikkat seviyenizi de böylece düşürebilir, kaygı seviyenizi de düşürebiliriz. Devam ediyorum o zaman. Bedensel etkenleri olarak da sağlık sorunları, kötü beslenme, aşırı yorgunluk, uykusuzluk olarak bölebiliriz. Çevre şartlarında ise gürültü, müzik, telefon, yatakta ders çalışma, öğrenme yöntemlerini bilmemek, çalışma odasının aydınlatılmaması ve havalandırılmaması, araya giren işler olarak da bunları gruplandırabiliriz. Evet, araya giren işlerin bir de ne kadar süreceğini vesaire hani bunu hesaplayamadığımız için özellikle mesela aile evinde yaşayanlar bunu daha çok iyi biliyordur ya da evli olanlar, çocuğu olanlar bunu daha iyi anlayacaktır. Evet. Hani bir an yemeği ocağa koyayım da o sırada onu yapayım. Birden bebek ağlıyor ya da kendi ailesiyle yaşayanlar için annesi bir şey istiyor vesaire derken birden dikkat dağınıklığının olması çok normal. Kesinlikle sorumluluklar çok çok yoğun oluyor. Bu konuda sizi çok iyi anlıyorum.
Peki tamam, hani beslenmek bunun neresinde bu kadar önemli? Az önce de bahsetmiştim, hani nerede bahsettim? Bedensel etkenlerde kötü beslenme olarak. Bunun biraz inceleyecek olursak, kişinin alışkanlığı olan, daha önce yediğinde vücutta reaksiyon vermeyen besinler alınmalı. Besin zehirlenmeleri riski olduğu için hazırlık döneminde çok fazla dışarıda yemek yenilmemeli. Peki siz bu en azından sağlıklı beslenme konusuna dikkat ediyor musunuz? Dikkat edenler kimler? Bunu biraz görmek istiyorum. Yazabilirseniz çok sevinirim. Fatma Hanım ediyormuş. Başka? Evet, eden çok fazla. İştah kalmadı diyen var. Evet, su içmek de çok önemli. Suyu da unutmayın lütfen. Bundan sonra dikkat edebilirseniz çok sevinirim. Eğer odak problemi yaşıyorsanız, her şeyi de yemeyelim arkadaşlar. Stres seviyeniz, yani duygusal yemeğe geçtiğiniz zaman da bunun geri dönüşünü yapmak da biraz zorlanabiliyor. Öyle olunca özgüven tetikleniyor vesaire. Hani dış etkenler iyice sizi etkilemeye başlıyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ilerlemek özellikle bu sınav döneminde gerçekten çok önemli. Bunları lütfen dikkat edin. Ve uyku. Düzenli ve tam uyku uyumak konsantrasyon gücü sağlar. Konsantrasyon bozukluğu faktörlerini azaltır. O yüzden lütfen uykunuzu almaya da özen gösteriniz. Ve şöyle bir şey de var. Normal uyku düzeninizde devam etmeniz ve değiştirmemeniz de bu sınav döneminde önemlidir. Buna da dikkat edin. Hani alışkanlık süreci için. Kaç saat uyumalısınız? Bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Mesela 4 saat uyku da yeterli olabiliyor genel olarak uykuyu almanız açısından. Yani şöyle düşünün. Günde hani 12 saat çalışacağım diye 4 saat uyuyup bu 12 saat ders çalışmayı verimsiz hale getiriyorsa bence uykunuzdan kısmayın. Uykunuzu da alın, dersi daha verimli hale getirmeye çalışın. Kaçta uyumalısınız? Yani bu da size göre değişir. Hani sabah kaçta kalktığınıza göre. Ama uykunuzu almayı, yani 6-8 saat genel olarak ideal diyorlar Ayşe Hanım. Evet, doğru diyorsunuz. Evet, genelde melatonin hormonu olarak, uyku hormonu olarak adlandırdığımız hormon gece 12 ile 3 saat 12 ile 3 arasında maksimum seviyede üretiliyor. O yüzden genel olarak o saatlerde uyumanın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Melatonin hormonu da az olması depresyona meyilli hale getiriyor vesaire. Bunları da ek bilgi olarak vermek isterim. Yani sabah 7'de kalkıyorsunuz diye 2'de uyumak zorunda değilsiniz. Hani 12'de de uyuyabilirsiniz, 11'de de uyuyabilirsiniz. Hani bu sizin kendi vücudunuza göre değişen bir şey. Evet, Ramazan hepimizin dengesini bozdu sanırım. Devam ediyorum. Dikkat dağınıklığını toparlamak adına önemli olarak söyleyebileceğim diğer şey ise planlı hareket etmek. Mesela ders çalışırken günlük ya da haftalık planınız olması, masanın başına oturduğunuzda hangi dersi ve hangi konuyu çalışacağınız konusunda karmaşıklık yaşamanıza neden olabilir. O yüzden masaya oturmadan önce ben bugün tarihte olasılık çalışacağım. Tarihte, ben matematikte olasılık çalışacağım. Ya da ben tarihte Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemini çalışacağım. Yani bilerek ne yapacağınızı programlayıp öyle başlamanız sizin açınızdan çok önemli. Çünkü hani masaya oturduğunuzda ne çalışsam, vatandaşlık mı çalışsam ya da Türkçe mi çalışsam, matematik mi çalışsam bilmem ne derken vakit kaybı oluyor. Bu da iyice dikkat dağınıklığına yol açabiliyor. O yüzden planlamayla ilerlemek çok çok önemli. Plana uymakta zorlanan biri için belki günlük hedefler yaparak ilerleyebilirsin. Hani saati saatine programdan ziyade hani saate uymakta problem yaşıyorsan buna odaklanabilirsin. Aylık plan da olabilir, uyuyabiliyorsan çok güzel.
Yani konu eksikliği bir şekilde tamamlanır ama vücudunu iyice yorarsan bağışıklık sistemin de iyice düşebilir. Hani bunu da istemeyiz. Erteleme. Bu konu da çok önemli. Bunu da bir ara ele almak isterim. Erteleme davranışı. Ve bir diğer yandan da arkadaşlar, farklı işlerin araya girmesini engellemiş oluruz. Çünkü bu planlı programlı ilerleme olayında bizim boş vakitlerimiz de belli olacak, dolu vakitlerimiz de belli olacak. Buna göre ilerleyebiliriz. Eğer bizim öğrencimizseniz zaten programınız mevcuttur. Eğer öğrencimiz değilseniz de program hazırlayıp hani sizin dolu ve boş vakitlerinize göre size uygun bir program hazırlayabiliriz yine. Bunu tabii ki de öğrencilerimize yapıyoruz. Eğer hani bizimle devam etmek isterseniz bu süreçte bu konuda size yardımcı olabilirim. Çalışma ortamında düzenli olun. Bu ne demek? Hangi derse çalışıyorsanız onun materyalinin masada olmasına özen gösteriniz. Ders çalışma masanızda işte bir Türkçe soru kitabı, paragraf soru kitabı, matematik soru bankası bilmem ne böyle dağınık dağınık şeyler olmasın. Gerçekten ihtiyacınız ne? Video ders mi izliyorsunuz? Bilgisayarınız, not kağıtlarınız, kaleminiz vesaire. Bu tarz şeyler olsun. Hani gidip her şeyi masanın üstüne düzenlemeye çalışıyorum. Buna çok dikkat edin. Yani dikkat dağınıklığı neden yaşıyorum derseniz emin olun uyaranı arttırdıkça zaten dikkatiniz dağılır. Masada kedisi olan arkadaşlar bile var. Kedi ders çalışırken çok dikkat dağıtıyor ya. Ben hiç odaklanamıyorum. Yani çocuğu olanlar için tabii ki de daha zor. O yüzden buna da dikkat edin lütfen. Ve en önemli şey, en problem yaşadığımız nokta. Ders çalışırken telefonunuzu uçak moduna ya da rahatsız etme moduna alabilirsiniz. Uçak moduna alınca belki hani ya bana ulaşamazlar vesaire böyle bir endişeniz varsa rahatsız etme modunu kullanabilirsiniz. Bu da ne oluyor? Hani sizi anında üst üste arayınca size bildirim geliyor vesaire. Buradan da insanların size aşırı ulaşması gerekiyorsa hani gerçekten ölüm kalım durumu ben ona ulaşacağım diyorsa eğer bunu kullanabilir. Uyku ilacı kullanmak yerine papatya çayı vesaire daha bitkisel şeyler denemenizi daha çok öneririm. Telefondan video izliyorsanız bilemedim. Şey yapabilirsiniz, ayarlardan sosyal medyanın mesela Instagram'ın, Twitter'ın, WhatsApp'ın falan filan bildirimlerini kapatabilirsiniz. Evet, Fatma Hanım da aynı şeyi söyledi. 3 ayda yetişir. Arkadaşınız da bana özelden yazıyor. Uyku problemleriyle ilgili bitkisel şeyleri denediğini söyledi. Onun dışında da nefes egzersizleri vesaire, meditasyon bunlar da denenebilir. Yine uyku için Spotify'da bir sürü dinlenecek şey var. Müzik listeleri var, uyku listeleri ya da podcastler falan var meditasyon için. Bunlar da denenebilir. Nefes egzersizleri denenebilir. Bir sürü farklı şey var aslında. Telefonu sessize almak hani telefondan video izleyenler için belki problem yaratabilir. Yani yine bildirim gelecek. O yüzden bildirimlerinizi bence kapatın. Normalin üstünde heyecan için ne yapılmalı? YouTube'da kaygıyla alakalı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Normalin üstünde heyecan derken belki biraz da kaygıdan bahsediyorsun. Matematik ve dil bilgisi yapamıyorsanız videolardan hani eksik olan konuları belirleyip ona göre ilerleyebilirsiniz. Nida Hanım belki de sürekli ağlama hissi için biraz da kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Ha, ağlamak için değil yani demek istediğim. Biraz bir kafanızı boşaltmaya da ihtiyacınız olabilir.
Yani inancınıza göre dua edebilirsiniz tabii ki. Bununla alakalı bir sorun yok. Meditasyon sonuçta dini bir ritüel olarak geçmiyor. Bu daha farklı bir şey. Rahatlatıcı nefes teknikleriyle oluşan bir şey. Yetişmeyecek diye korkan arkadaşlara önerilerimi vermiştim zaten. Ceyda Hanım, kaydırmaya kadar gidiyorsa eğer problem, en azından deneme esnasında soruyu yaptıkça işaretlemeye çok dikkat edin. En azından buradan ilerleyebiliriz. Bende de mesela normalde hani üniversite dönemi, yani üniversite hazırlık dönemimde benim de kaygı seviyem çok yüksekti. O yüzden hani bu nefes egzersizleri vesaire bende de çok işe yaradı. Ve arkadaşlar, bu da bence güzel bir yöntem, onu da deneyebilirsiniz. Hani şu an çok popüler olan challenge kavramı. Kendinize challenge'lar koyabilirsiniz. Dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde kendinize o anda hedefler koyun. Mesela 3 sayfa daha ilerleyeceğim, öyle bırakacağım. 5 dakika daha soru çözeceğim. 10 sayfa daha okuyacağım. Şu sayfayı bir bitireyim gibi komutlarla kendinizi biraz daha odaklamaya çalışın. Sonrasında mola verin. Bunu yapanınız var mı? Aysun Hanım yapıyor. Başka yapan var mı? Bunu da size önermiş olayım. Belki hani yavaş yavaş bunu artırmaya çalışırsınız. Mesela kendi başta koyduğunuz hedefleri zaten yapabiliyorsanız bu da çok güzel zaten. Tebrik ederim. Mesela Nida Hanım, hani bu soruyu yap demeyin, biraz daha sonra ekleyin. Böyle üstüne koya koya bu challenge'ları artıra artıra ilerlersek bence dikkat problemini biraz daha çözebiliriz diye düşünüyorum. Bunu mutlaka hani denemeyen varsa denemenizi çok istiyorum. Bunu ben de çok kullanıyordum çünkü. Tarihte özellikle ezber yapamıyorsunuz. Dün bir tane blog yazısı yazdım tarihe nasıl çalışılırla alakalı. Onu da Tekuzem'in sayfasından, bloglardan okuyabilirseniz bence güzel olabilir. Bir deneyin. Bakalım, belki içinde önemli bilgiler vardır. Tavsiye ediyorum. Ben yazdım çünkü. İşte mesela bu 10-12 sorudan sonra soruları algılamada problem yaşıyorsanız, hani bir arkanıza yaslanın, bir düzgünce burnunuzdan nefes alın, nefes verin, bir kendinize gelin, sonra devam edin. Matematiği bırakmayın arkadaşlar. Matematikte yapabileceğiniz çok fazla konu var. Eğer yetişmeyecek diye düşünüyorsanız konu elemesi yapabilirsiniz. Hani çok da hani herkese tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Ama problemleri mesela tamamen bırakmayın. Çok kolay problemler de var. Kesir problemleri, yaş problemleri, karışım problemleri gibi hani örnek verebileceğim. Bunları aksatmayın. Temelde problem var ama temel sorular da var. Temeli tekrar inşa etmek de sizin elinizde. Mesela rasyonel sayılardır, çarpanları ayırmadır. Hani kolay sorular var. Onları lütfen es geçmeyin. Hani kolay konuları belirleyin, devam edin. Ders bırakmayın arkadaşlar, lütfen. Düzenli beyin, devam ediyorum bu arada. Düzenli beyin egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek veya zeka oyunları oynamak çok güçlü bir şekilde konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir. Bunu yapan var mı? Mesela ben her gün sudoku çözüyorum. İşe gelirken hem de çok eğleniyorum. Sudoku, Kakura. Evet, sudoku biraz bağımlılık da yapabiliyor. Nurullah Bey, sudoku da muhteşem, matematik de gerekmiyor lütfen.
Esma Hanım, öğrenci misiniz? Bana ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar, konsantrasyon çalışmaları arasında spor yapmak, yürüyüş ve benzeri fiziksel aktiviteler de çok çok önemlidir. Fiziksel egzersiz nasıl beyninizin daha iyi çalışmasını sağlar? Bunu düşündünüz mü? Ben de Mihriban Hanım, bayılıyorum. Evet, hormon salgısını tetikliyor. Daha sonra beyninize oksijen gidiyor. Ve sürekli masa başında ders çalışmaktan yorgun düşen kaslarınızı harekete geçiriyorsunuz. Bence kendinize mutlaka yarım saat vakit illa bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da mesela aranızda çalışanlarınız varsa, hani örnek veriyorum top taşımayla gidiyorsa bir durak önce inmesi. Ya da hani 20 dakikalık yarım saatlik bir yürüme mesafesi varsa top taşıma tercih etmeyip yürümesi. Hani bir şekilde insan isteyince bir şeylere de vakit bulabiliyor. Tabii ki çok yoğun olabilirsiniz, gerçekten vakit bulamıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz olabilir, ev işleriniz olabilir, bunlar da mutlaka vardır. Ama vakit ayırabilecek olanlardan rica ediyorum. Kendinize en azından, mesela Sevda Hanım kızını okula yürüyerek götürüyormuş. İşte hani zaman bulabilmek isteyen bir şekilde buluyormuş gibi de geliyor bana. Bir bakın kendi hayatınıza, kendi rutinlerinize. Aralarda boşluk var mı? Esma Hanım, mail atabilirseniz çok sevinirim. Ona göre yarın telefonla konuşabiliriz. Dersleri de bitirirsiniz. Sınavı da kazanırsınız inşallah. Tabii ki de Musa Bey sayılmaz mı? Günlük basket. Devam ediyorum o zaman. Beynimizi daha verimli kullanmanın gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz. Ancak beyin hala hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz bir organ. 13-19 yaş arasındaki Alman gençleri üzerinde yapılan araştırmalar beynimizin performansını fiziksel aktivite yardımıyla artırabileceğimizi ortaya koydu. Hafızayı ve konsantrasyonu artırması ve yaratıcılığı geliştirmesi fiziksel aktivitenin beyne sağladığı faydalardan yalnızca birkaçı. Ve arkadaşlar, dikkat eksikliğim var, ben yapamıyorum, ben edemiyorum diye kendinize lütfen bahaneler bulmayın. Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar demiş Martin Bey. Arkadaşlar, ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz için çok faydalı olmuştur. Hacı Hanım, yani hangi alanda olduğunuzu bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Rica ederim. Yine başka seminerlerimiz devam edecek. Bunu bir başlangıç olarak düşünmüştük. Ve yine size bahsetmiştim, hani konu eksikliğinden ya da öz disiplinle alakalı problem yaşayanlarda hem rehberlik olarak size yardımcı olabiliriz, hem de konu eksikliği olan arkadaşlarımızla, eğitim uzmanları arkadaşlarımızla görüşüp kendini tamamen sağlama alıp daha emin bir şekilde ilerleyebilir. Aa, çok sevindim. Ben teşekkür ederim. O zaman başka bir seminerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ders çalışmaya ve kendinize vakit ayırmayı da ihmal etmeyin. Yani ders çalışmaya devam edin, kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Tamam mı? Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay bay.